kanalımdan bugün de hepinize sevgiyle merhaba arkadaşlar bugün de sizlere çok güzel bir börek tarifiyle geldim sadece iki yufkadan az malzemeli su böreğiyle su böreği e, yine konuşamıyorum su böreği lezzetinde bereketli çok güzel bir tepsi böreği hemen tarife başlayalım böreğimizin önce sosunu yaparak başlayalım bunun için iki tane normal yumurtayı kasemizi alalım. Üzerine şöyle yarım çay bardağından az çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum. Çok fazla yağlı olsun istemiyoruz. Şöyle bir su bardağı yoğurt ekliyorum. Yarım su bardağı da süt ekleyeceğim. Ee, kullandığım su bardağını görüyorsunuz 200 mililitrelik klasik su bardağı arkadaşlar. Ee, bu böreği bu sosuyla sade bir şekilde peynirli börek lezzetinde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok az bir tuz ilavesi yapacağım. Ben bu böreğe peynir koydum ama gerçekten içerisinde yoğurt sosunda yoğurt olduğu için ve yumurta olduğu için peynirli börek lezzetinde oluyor. Sade de yapabilirsiniz. Yani hiçbir malzeme olmadan peynir, patates vesaire olmadan sadece bu sosu dökerek üzerine. Bu böreği de yapabilirsiniz. Öyle de çok lezzetli çok güzel oluyor. Hemen şöyle yufkama seriyorum. Gördüğünüz gibi şöyle birazcık toparlayıp kırıştırdım. Ee, şöyle peynir parçaları serpeceğim arasına. Beyaz peynir. İsterseniz tulum peyniri de serpebilirsiniz. Lor peyniri de serpebilirsiniz. Ya da dediğim gibi hiç peynir kullanmadan sade şekilde sadece sosuyla pişirerek hazırlayabilirsiniz. her yanına gelecek şekilde serptikten sonra şimdi yufkamızı şöyle ortaya doğru ittirip büzüştüreceğiz. Evet, kıvırarak ilerliyoruz. Aralarında kat olmasını sağlıyoruz. Çok fazla da birbirine yapıştırıp e, preslemeyin arkadaşlar. Böyle bombeli şekilde, gevşek şekilde sıkıştırmak yeterli. Hemen şöyle cam tepsimin tabanını yağlamıştım. Tepsimin içerisine alacağım. Şöyle e, yerden nasıl kalkacak diye merak merakla izleyenler olacaktır. Hemen şu şekilde göstereyim. E, tepsinin tabanını yağladığımı söylemeyi unutmuşum. O yüzden tekrar çekim yapmışım burayı. Evet Gördüğünüz gibi hiç dağılmadan zaten dağınık bir şekilde olduğu için de formunu bozmadan tepsiye de kolaylıkla alıp dizebiliyoruz. Şimdi diğer ikinci yufkayı da aynı şekilde yapalım. Şöyle birazcık aralarından hava alacak şekilde birazcık e, elimize düzeltme yapalım. Diğer yufkamı da seriyorum. Tabi taze yufka kullanırsanız eğer yufkacıdan alırsanız veya pazardan taze yufka alırsanız. Ee, börekleriniz her zaman daha güzel, daha lezzetli olacaktır. Marketlerde satılan biraz daha kalın yufka ekmeğimsi oluyor, böyle biraz daha kartonumsu gibi oluyor. Ee, Tabi mecbur kalırsanız onlarla da yapılır elbette yapılmaz diye bir şey yok. Ee, ama tavsiyem her zaman daha böyle taze, incecik yufka kullanmanız. Gördüğünüz gibi buna da peynirlerini. Şöyle saç alıyorum. Saç alayarak atıyorum her yerine gelecek şekilde. Aynı şekilde bunu da böyle toparlayarak tepsiye alacağım. Evet, kenar kısımlarını önce şöyle ortasından da çektirelim. Her yanı eşit kırışsın diye. Gördüğünüz gibi yap, yapım aşaması da o kadar basit ki arkadaşlar. Yani bir tepsi böreğin sadece iki yufkayla 5 dakikanızı bile almayacak hazırlıkta yapılması gerçekten olağanüstü bir e, börek tarifi. Büyük kolaylık. Yani 5 dakikaya hemen misafiriniz gelene kadar siz bunu yapıp fırına atabilirsiniz. Veya hafta sonu kahvaltısına çocuklarınız eşiniz uyanana kadar yapıp fırınlayabilirsiniz. Böyle su böreği lezzetinde de oluyor. Yani gidip birkaç dilim su böreği alı, e, alacağınız e, masrafa şöyle bir tepsi börek yapıp evde kendiniz rahatça tüketebilirsiniz diye düşünüyorum. Tabii bu benim görüşüm. Ee, farklı görüşteki herkese de saygım var. Düzenledikten sonra şöyle sosunu üzerine bolca gezdirerek her yerine gelecek şekilde döküyorum. Bu videoyu çok fazla hızlandırmadım. E, ee, biraz net olarak anlaşılsın istedim İlk kez yapacak olanlara kolaylık olsun istedim. Şöyle izleyerek rahat rahat bir şekilde yapsınlar diye. Evet, sosunu da döktük. Sosunu döktükten sonra eğer vakit varsa şöyle bir saat, 2 saat kadar beklerse buzdolabında yufka sosu çekmiş olacak. Daha da güzel olacak. Vaktiniz yoksa benim gibi hemen fırınlayabilirsiniz. Şöyle fırçayla da kuru yer kalmayacak şekilde üzerinden geçtim. 200 derecelik fırına Hemen gönderiyorum. Kısa sürede de pişiyor. 20-25 dakika sürüyor pişmesi 200 derecede. Evet, fırından çıkardım. Gayet çıtır çıtır çok güzel görünüyor. Hemen şöyle sıcak sıcak dilimleyeceğim. Aslında birazcık soğumasını beklesem daha iyi olacak ama e, tabii ben çekimi bitirene kadar çocuklar da kahvaltı masasında bekledikleri için acele etmem gerekiyor. Hemen dilimliyorum şöyle hızlı bir şekilde. Şöyle dilimini de çıkararak şöyle kenarlarını da yağlamadığımız için hafifçe yapışmış olabilir arkadaşlar. Bıçakla şöyle bir kenarlarını da geçelim. Cam tepsi kullanmak zorunda değilsiniz. Fırın küçük bu boylarda alüminyum tepsiniz varsa olur. Ee, fırın tepsisi varsa fırın tepsisine yağlı kağıt serip ortasına bu böreği bu şekilde yerleştirip koyabilirsiniz arkadaşlar tamamen e, evdeki malzemelere bağlı. Şimdi hemen bir dilimini aldım ve tabağa bırakıyorum. Şöyle çatalla da göstereceğim daha yakından. Çok güzel dediğim gibi su böreği lezzetinde böyle yumuşacık e, içi dolu dolu bir börek oldu arkadaşlar mutlaka deneyin altı biraz hafif kızarmış e, benim fırınımdan dolayı kamerada da beyazlaşıyor çok ışık vurduğu için tam net görünmüyor çok hafif kızarma var e, sizin fırınınızın sorunu yoksa gayet güzel pişer yepyeni tariflerde görüşmek üzere